Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bilgi nazariyesi başta altında. İşaratul İcaz 161'den inşallah becerebilirim yani. Çok ilginç bir yer. İnsana vehim niçin olur, şüphe niçin olur, tereddüt niçin olur, soru şüphe niçin takılır, niçin zanlar gelişir, bazılarında bunlar niçin olmaz. Yani bakış tarzı, olaylara bakış tarzı yön tarafı belirleme nasıl olacak diye onunla başlık atabiliriz bu konuya, böyle diyebiliriz. Şimdi diyor ki, çok mühim ama inşallah becerebilirsem siz de dua edin. İş olsun diye söylemiyorum. Felsefeciler niçin ayağa kaymış? Niçin bazıları bir bedevi olduğu halde, köylü olduğu halde istikamet buluyor? Bazıları ise çok kitap okuduğu halde niçin kafası kayıyor? Ayağı niye kayıyor? Bu soruyu çoğaltın. Ama hepsine inşallah kanuniyetini verecek. Yani bir bakıyorsun, normal bir adam istikamet bulabiliyor. Ama dev gibi adam, tepelerde adam, tepe takla gidebiliyor. Niçin oluyor bu? Çok tuhaf değil mi Abdullah? Milletin içerisinden çıkamaz ya bir cevap. Sual ve cevap. Acayip bir şey ya. Böyle. Diyor ki, hemen kafadan giriyor. Her kim hadiselere, olaylara inayeti ezeli ile rububiyet ilahiyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsa baudeten sivrisinek ve emsali ile getirilen temsillerin belagat kanunlarına muafık ve Cenab-ı Hak'tan hak olduğuna tasdik eder. Fakat, düz okuyayım, sonra aşağı geleceğim. Fakat her kim nefsinin emri altında mümkünatı nazara alarak bakarsa, bir daha, fakat her kim nefsinin emri altında mümkünatı nazara alarak bakarsa, şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığına atar. Bu iki taife insanların meseli şöyle ki şahıs meseline benzer ki, onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Her ikisi de pek çok su arklarını görür. Yukarıya giden şahıs doğru çeşmenin başına gider, suyun menbaını bulur, tatlı temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşavvup edip, o çeşmeden dallanıp budaklanıp aşağıya doğru dağılan bütün arkların temiz ve tatlı olduklarına hükmeder ve hangi arka tesadüf ederse tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. Niçin? Anladık değil mi? İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya giden öteki şahıs ise arklara bakar, suyun menbaını göremediğinden her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Etna bir vehim o kafasızı yoldan çıkarır. Yahut o iki taifenin misali, ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki, birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar, içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir. Öteki adam ise aynanın renkli yüzüne bakar, bir şey anlamaz.
Hulasa döneceğim. Allah'ın sununa, yapılan Allah'ın eserlerine, efaline, fiiline, kelamına, temsilatına, usluplarına, inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber, düşünmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Bu bakış da ancak nur-u imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinden cüz-i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cüdi dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesinden setreder. Ve mellezine keferu ila ahir. Ama inkarcılar ise manasında bu cümlenin evvelki cümle ile cihet-i irtibatı, evet, temsilat-ı Kur'aniyedeki, bak, Kur'an'daki temsilat ve temsilat-ı Kur'aniyedeki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nur-u imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümle ile işaret edilmiştir. Bu cümlede ise mezkûr temsilattaki hikmetin Adem-i Fehmini intihac eden, yani Adem-i Fehmini anlayış, anlayamadığını intihac eden ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol göstermiştir. Niçin anlayamıyor? Çünkü cüz-i fikriyle, müşteri nazarıyla, mümkünat cihetinden baktığı için evham onu kaplamış. Tek başa alacağım ümit. Alçak nefis tarafından her şeyi karanlıkta gösteren küfür zulmetiyle temsilat-ı Kur'an'a bakan olursa, müşteri nazarı cüz-i fikriyle kainata sanki Allah onun nefsini, anlayışını mühendis yapmış gibi bakarsa, tabi o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir. Tarihi hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifama, yani kendi söylüyor yani, sorup sual etmeye başlar, içinden çıkamaz. En nihayet iş inkara dayanır, inkarın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim ihtisar ve kinaye tarikiyle onların inkarı tazamun eden istifamlarına, inkarı netice veren soru sormalarına, maza arada Allah bihaza mesela cümlesiyle işaret etmiştir. İşte bu işaret içindir ki evvelki cümlede mezkur olan ilahir gidiyor. Başa alıyorum. Şimdi niçin bu kadar dev, mütebahir filozoflar, dev adamlar, kitap okuyanlar, buharı bulanlar, bilmem neyi keşfini bulmuş, adam kendini bulamamış. Kendini bulamamış, buharı bulmuş. Lazer ışınını bulmuş, kendini bulamamış. Niye? Nasıl oluyor bu? Bu kadar dev insan. Niye Allah'ı bulamadı? Kendini niye bulamadı? Kendi menfaatini, yani inkar etmek doğru bir yol mu? Menfaatlı bir yol mu? Yani çok iyi bir yol mu inkar etmek? Ahiretin yokluğu fıtrata uygun mu? Niçin bulamadı? Sebebi, bir, bakış yönü farklı.
Bakıyorum. Murat gördüm. Sen daha böyle görüyorsun. Şimdi buradan bak abi. Şimdi niçin adam senin gördüğünü görmüyor? Ama biyolojici. He İsmail. Dev adam. Adam elektronu görmüş, kuantum fiziğini görmüş. Ama kendisini görememiş. Elektronu keşfetmiş, ahireti keşfedememiş. Adam Amerika'yı keşfetmiş, meşhur olmuş. Başka bir insan ahireti keşfetmiş, bulmuş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun kadar meşhur olmamış. Sebebi bakış yönü. Baktığı yön önemli. İlim önemli değil. Peki ilmini, iyi dinleyin burayı, kariyerini, malumatlarını hiçbir değeri yok. Ne zamana kadar? Meyline bakıyor. Meyli, niyetine bakıyor. Niyet, nazar, mana harfi, mana ismi. Dört tane şeyin, sistemin bütünlüğüne bakarsa niyet, nazar, mana ismi, mana harfi. Aleminde yoksa o bilgi küfrüne vesile olur. Mesela bir basit misal vereyim. Bizim kadar bilmez doktor, dev adam. Mikrop nasıl yayılır? Kanser nasıl olur? Çok dev gibi bilgisi var. He? Kimyacı Murat. Yani mikrop nasıl yayılır? Sen bizden daha iyi bilirsin. Eğer bir insan mikrobun hastalığı nasıl yayıldığını bilen bir doktor, Allah nazarıyla onu kontrol eden bir kudret olduğu, yani inayet ezeliye, rububiyet ilahiye. Allah'ın yardımı ve kainat tesadüfen değil, kendi kendine hareket etmiyor. Bir mutasarrıfın tasarrufuyla, rububiyet ilahiye, Allah Allah'lık yapıyor diye bakarsa endişe etmez. Ama Allah'ın kulları üzerinde inayeti olduğunu, Allah kainatı kendi haline bırakmadığını, yani rububiyet ilahiyenin tasarrufunda olduğu diye bakarsa o mikroplara endişe etmez. Memur ilahi olduğunu bilir. Ama başka tarzda bakarsa her an bizi tepe takla attıracak canavar düşman olarak görür. Beni öldürmeye gelecek canavar düşman nerede hücreye? Beni ikaz eden, gafleti uyandıran, günahımı affettirmeye, belki de şehit olmama vesile olan mikrop nerede? Bir böyle bakıyor bir böyle. Demek ki farklı farklı düşüncemizin sebebi niyet ve nazar diyor, mahiyeti eşyayı tağyir eder, değiştirir. Ne? Bilgi değildir. Bilgi her şeyin sonucu değildir. Belki sonuca giderken kullanılan malzemedir. İlim netice değildir. İlim netice olsaydı dev insanlar kafir olmazdı. Biraz önce dediniz ya bakış açısı. Benim bir tane profesörü şeyden havalandan aldım bir ara taksi sürüyordum. Evine götürüyordum. Taksi sürerken. Taksi sürerken. Ondan sonra adamla konuşurken işte bu bakış açısı mesele oldu. Bir sanırdan bir örnek verdim. Ondan sonra dedim ki bakış açınıza göre dedim alemin şekli değişiyor. Siz dedim bak şimdi taksim dedim içinden dışarı bakıyorsunuz başka türlü görürsünüz. Yukarıdan baksanız aşağıya başka türlü. Aşağıdan yukarı baksanız başka türlü. Adam şoka girdi. Ondan sonra ya dedi bu ne biçim taksi dedi. Bu ne biçim taksi şoförü. Yani şey şimdi bize sıradan geliyor değil mi? Şoka girdi deyince hemen örnek verdim. Aa profesör. Tabii niye? Fizik. Biz alıştık ya. Aynen. Onların dünyasında öyle bir şey yok. İşte biraz önce geçti ya abi. Yani nazarında yani gözünde bir dağ setredecek kadar küçük bir sinek kanadı. Gelirse? Yani gelirse. Dağ yok göstermez. Aynen. Yani bir küçücük bakış açısı veya o bakış açısına küçücük bir meyil, bir değişiklik alemini değiştiriyor. Değiştiriyor. Bakamazsa, bunu bulamazsa yani ne kadar... Alem karanlıklık görür. Alemi aydınlık görür. Demek ki birinci bakışımız inayeti ezeliye var. Allah'ın yardımı var Abdullah.
Bir de Allah kainata Allah'lık yapıyor. Nefsimizin doğrultusuna kainat işlemeyecek. Mesnevin öyle diyor ki, Allah diyor nefsini kainata mühendis yaratmadı diyor. Ki senin istediğin gibi olsun. Abi orada ayet bu. Orada mümkünat diye falan bir şey geçiyor galiba. He mümkünat. Onu şey yönden mi, o ikinci şahıs yönden mi bakmak? Evet mesela onu alacağım şimdi. Ben iniyorum aşağıya. Allah canibinden mesela oradan beni başka görüyorsunuz. Ama ben sizi başka görüyorum. Ümit mesela. Benim gördüğüm gibi görmüyorsun. Sen burayı görüyorsun. Allah'ın yönüne geç, tarafına geç. Mesela bunu 15. sözde çok kullanıyor. Kafayı kaldırıp konuşuyorum ama külliyattan naklediyor. Diyor ki şeytan, sen diyor Kur'an'ı çok âli ve yüksek görüyorsun. Çünkü Allah canibinden bakıyorsun. Peki bırak diyor. Kur'an'ı inkar etmeyeceğim. Koy diyor. Kimle horon oynuyor bak. Horon, şey ustad da bak ne yapıyor. Bir de diyor beşer kelamı olarak bak diyor. Bakayım Kur'an'daki o meziyeti görecek misin diyor. Ustad bir bakayım falan demiyor. Hayır diyor. Ey melun. Beşer kelamından niye bahsedeyim? Beşer bir tanesi çıkıp da Kur'an benimdir demedi ki. Kur'an benimdir diyen bir kişi var. Allah. Hiç kimse demedi ki Kur'an benimdir. Ben de ondan bakayım. Niye beşer kelamıyla bakayım ki? Tamam diyor. Seninle de uğraşılmaz. Allah kelamı deme diyor. Mantıksız mantığa bak. Allah kelamı deme. Beşer kelamı da deme. Ne kadar mantıklı. Ortadan bak diyor. Diyor ki Allah kelamı demediğin hangi yön varsa Allah'ın dışındadır. Bu değildir. Allah kelamı yönünden bakmıyorsan istersen beşer kelamı yönünden bak, istersen ortadan bak. Burada olmadığın müddetçe hep bu taraftasın. Ne isim verirsen ver. O zaman seninle uğraşılmaz diyor. Ne zaman diyor sen davanı ispat edebilirsin? Ben Allah canibinden bakarken Allah'ın olduğuna dair delilleri tek tek çürütürsen o zaman bunu elimden alabilirsin. Ama o delilleri daha hiç dokunmadan ben o deliller yokmuş gibi davranıp niye buradan bakayım ela emeyim diyor. Bir sürü delilim var Allah'ın olduğuna dair. Yok onların farz etki yok. Niye farz edeyim? Beyefendi Hazretleri katılın için. Yani bakın bu cepheden bak diyor. Ne olacak diyor. Niye bakayım yani? Burada bir sürü deliller var. Deliller olmadığını demek istiyor. Deliller yokmuş diye beşeri karar. O da bir tercihtir. Sen tahammül edemiyorsun Allah canibinden bakmayı. Sen bana teklif ediyorsun beşer canibinden bak. Neye bakacağım? Ortada bir kıymet bağı bir eser var. Peki Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen var mı? Yok. O zaman niye onun tarafından bir tanesi çıksa Kur'an ben yazdım dedi. Tam onun tarafına bakalım. Allah da dedi ki ben yaptım. Ya, tamam ikisi çatışıyor bir ondan bakalım yok mu? Ama Allah'ın dışında bak benimdir diyen yok ki. O zaman beni niye beşer? Hangi tarafa? Hangi Ahmet Mehmet'e mi bakacağım? Demek ki olaylara Allah canibinden bir de kudretin azameti altından bağut eten sivrisineği ve emsali gibi şeylere getiren temsiller var. Allah diyor bu kadar basit diyor. Öküzden, sivrisinekten, örümcekten misal getirir. Getirir niçin? Allah olduğu için. Saltanat onun, sanat onun. Oysa bazı küçükler var ki büyükten büyüktür. Sanki büyüğü getirince inkar etmeyecek değil mi? Getirse. Mesela diyor, orada getiriyor. Bir güneş düşün diyor, dağlara vuruyor. Onu ele alıyor, konu ediyor. Ama o güneş ufak yere vuramıyor. Ufak yer ya. Güneşin azameti olur mu? Güneşin büyüklüğü olur ki, büyüğe vurduğu gibi, küçüğe vurduğu gibi büyüğe de vurur. Allah'ın sanatı olduğu için hepsi Allah'ın sanatıdır. Ha da ha sivrisinek. Ha demek ki bağut eden sivrisinek ve emsalleriyle getirilen temsillerin belagat kanunlarına muafık. Belagat nedir? Konuşulan mevzu, ortaya konulan mevzu Allah'a yakışır gibi midir? Hayır. Kur'an
Allah'ın zatını tanımlar değildir. Nedir o? Bir profesör bir konuyu anlatırken ilkokul sınıfına girer, onun seviyesinde konuşur. Profesörün seviyesini göstermez bu. Onun seviyesine ettenüzülat ilahiyyeti ala kulli beşer. Allah'ın beşer seviyesinde konuşması, tenezzül etmesi o merhamet ilahiyedendir. Profesör ilkokul çocuklarını anlatıyor, ortaokul çocuklarını anlatıyor. İlkokul çocuklarına anlatırken uzaktan seyrediyorsun. Şuna bak ya, bir de profesör diyorlar lan. Pat küt, çat küt konuşuyor. Böyle basit konuşuyorlar ya, böyle basit bilgi olur mu? Demen senin basitliğindendir. Çünkü profesör ustadır. Kime? Belagatı izah ediyorum şu anda. Kime? Kim? Kime? Neyi? Nasıl anlatacağını biliyor. Belagat olabilmesi için ortaya konuşulan bizim mesele de öyle. Bir laf denmiş. Bir lafın değer alabilmesi için onun hakkında hüküm vermek için kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Ne maksatta? Niçin söylemiş? Makamı ne? Yoksa sırf üslubuna veya sözün kelamına bak, dini değildir bu bakış diyor. Anladın mı? Kim demiş? Bu demiş. Ehli mi bakalım? Kime demiş? Allah ve Kur'an düşmanına demiş. Niye demiş? Vatanımı, namusumu, devletimi, bayramı sattığı için. Ne makamda demiş? Hussuz bir ortamda demiş. Sırf kelama bakıp durma. Diyor ki belagat muhataba göre konuşmaktır. O zaman Kur'an'daki üsluplar bize uygundur. Profesörün ilkokul sınıfında konuşma seviyesi, üslubu kendini tanımlamak değil, ifade etmek değil, o çocukların seviyesine inip onları yüksek makama, kendi makamına çıkartmak içindir. Yoksa kendisini ifade etmiyor o konuşma şekli tamamına. Bizimle hitap eden bizim seviyemizde konuşacak. Anladık mı? Cenab-ı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder o zaman. Ha ya Allah bunu niye bahsediyor? Bizim için bahsediyor. Biz ancak anlarız. Biz onun için ancak anlarız bundan. Peki Allah'a yakışır gibi bir kelam olsa kim ne anlayacaktı? Hazreti Musa Aleyhisselam bile dayanamamış değil mi? Dayanamamış. Dağa tecelli etti. Dayanamazsın ya Musa dedi. Çalılara, dağlara tecelli etti. Darmadağın oldu. O zaman kelam unutmayın. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda, ne maksatta demiş? O zaman bu dört sorunun cevabı ile takdir veya tenkit edilir. Hücum edilir veya sahip çıkılır. Ya yoksa söze bakıp durma diyor. Bu felsefe yapıyormuş. Öyle demiyor mu 25. sözde? Biz kitabı nasıl okuyoruz bilmiyorum ki. Sonra diyorlar ki Hasan izah ediyor. 25. sözde naklettim. Fakat her kim nefsinin emri altında, yani nefsinin emri altında, ölçüleri oradan alıyor. Hoşuma gitmiyor. İkide bir değişkendir. Şöyle diyeyim. Benim biraz sağım olduğu için. Biraz moralimiz bozuk. Camide kürsüye çıkarız. Artık cehenneme atacak adam ararız. Bazda. Yani da cumaya çıkan adamım. Cenazeyi hitap eden adamım. Düğünlerde konuşan adamım. Haletimiz bozuk ya. Evde kavga ettik ya böyle. Evde biraz sorun var falan. Eğer evde iyi davranmışlar. Havam iyiyse Abdullah o gün. Kürsüye çıkarız. Artık cennete koymayacağımız adam kalmaz. Ulan benim haletime göre mi din oldu şimdi? Ya para toplanacak. Allah hayır da şöyle sevap var, böyle sevap var. Ulan yani, namazda sevap var yok. Zaten sevaptan girmişse tamam dedim kesinlikle para toplanacak. Gibi bakın. Fakat her kim nefsinin emri altında. Bibur. Aa, şey topluyor musun Ümit? Birinci bu. Bir insan niçin farklı görüyor? Senin gördüğünü niye görmüyor? Bir. Nefsinin seviyesi, bilgisi nedir, kültürü nedir? Birinci ölçü bu abi. İki, mümkünat nazar altına bakarsa, yani eşeğe eşya için bakarsa, hiçbir şey değeri yok.
Ama yani yapmaya kalksan bu niye böyle çıktı? Modeli yok, numunesi yok, maddesi yok, mukayesesi yok, taklidi yok, muacelesi yok. Bak, zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, mekansız, maddesiz, zamansız. Yaratmak. Yap da göreyim. İlk yapmak, son yapmak. Her sene arabanın modeli değişiyor ama bunun modeli değişmiyor. Bak, modeli değişmiyor. Ha, her kim nefsi seviyesinden mümkünat dediğim şu. Allah Allah, ne gerek vardı sivrisinek? Senin ilmin ne ki? Sivrisinin icraat yaptığı, neler yaptığını bilmiyorsun ki. Bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığına atar. Peki, biraz psikolojiciyim ya, kayıyor kafam. Niye bana bunlar oldu? Burayı kaçırmayın. Psikolojik sıkıntısı olana diyorum. Niye bana bunlar oldu? Niye hep benim başıma geliyor? Niye ben bunlardan kurtulamıyorum diyeceğine, harici sorgulayacağına, niye ben güçlü değilim desene. Ben niye zayıfım? En ufak bir düşünceyle yıkılıyorum. Niye bana hücum ediyorsunuz? Niye bana onları söylüyorsunuz? Hep beni mi buluyor diyeceğine, niye ben güçlü değilim de hemen basit birisinin tenkidiyle, bir laf demesiyle yıkılıp duruyorum? Niye benim dünle bugünün eşit? Niye kendime yatırım yapmıyorum? Niye gelen dalgaları orada söndüremiyorum? Niye sen bana dalga gönderiyorsun demektense senin dalganı niye durduramıyorum? Niye bana hem hücum ediyorsun? Niye ben onunla meşgul oluyorum ki? Niye demiyorsun? Bak, çok önemli bu psikoloji. Bugün psikiyatrist ve psikologlar hep savunma mekanizmasını geliştiriyor. Yani şey yap, hücum ediyorsa oradan terk et. Hopla zıpla, televizyon aç. Kendine yatırım yap. Olayları değiştiremiyorsan, nazarını değiştir var ya kuralı. Yani o bana laf diyor. Niye diyor bana diyeceğini? Niye hemen bir lafla etkilenip yıkılıyorum desene. Niye güçlü değilim? Ben niye güçlü değilim? Niye bana hücum ediyor diyeceğine ben niye güçlü değilim? Niye kitap okumuyorum? Niye derslere gitmiyorum? De. Bak, burada bir. Bu nefsinin altından bakarsa, iki, mümkünat nazarıyla bakarsa. Çünkü olabilir, nihayetsiz olabilir içinde bunu seçmiş. Yani Allah kendisine yakışır en güzel değil bu. Bizim yaratılış gayemize, kainatın yaratılış gayesine en uygundu. Leysel fil imkan, ebdevmi makan. 19. sözde geçiyor. Gazali'ye bunu söylettirmiş. İmkanda olan asıl maksada en uygundur. Tamam mı? O soruya da cevap olsun. Niye Allah daha acayip, daha bir şey? Hayır, o zaman hizmet etmez o gayeye. İki buydu. Ha, şüphe ne yapar? Şüphe ve vehimler bize musallat olur. Yani kendi canibinden kendi değerlerin yetmiyor demek ki, müşteri nazarıyla bir de cüzi fikrinle, bir de olayları birbirine kıyas ederek, ya o adam 60 yaşında sağlam da ben 30 yaşında niye kötürümüm deme. Herkes farklı bir modeldir. Bu mümkünat canibidir. Birbirine olayları kıyas ederek fikir çıkartmak. İki, küçük aklıyla, küçük bilgileriyle kainata mühendislik yapmak. Üç, müşteri nazarı. Müşteri nazarı ne demek biliyor musun Murat? Söyler misin abi, müşteri nazarı nedir? Üründe sürekli kusur bulur abi. Harika. Şimdi alacağım ben bunu. Burası beyefendi, satıcı, Bülent Bey. Niye böyle ya? Ya biraz fiyat düşür kardeşim. Bak, yazıda biraz sinik ha. Bak, biraz daha rengi solmuş kardeşim. Başka ne olabilir? Tozlu kardeşim. Hiç böyle bir müşteri var mı? Alır. Vay, ne kadar harika ya. Acayip bir renk var ya. Tam maksadıma hizmet ediyor. Harika. Aylardan beri bunu arıyordum ya. Bundan daha iyi olamaz canım. Ne istiyorsun? Der mi böyle bir şey? Müşteri nazarı kusur arar. Adam kusur arıyor. Anladın mı? Şimdi eve uygulayayım ben bunu.
Ben uygulanmayan bir dersi ipek yapmıyorum. Eğer İsmail, İbrahim, ben seni sevmeye karar verdiğimse kardeş, 20 tane sebep bulur. Seni tenkit etmeye karar vermişsen vallahi 20 tane sebep bulur. Derse uygulayayım. Ben derse gelmeye karar verdiğimse şu tut karttan bireme lafene 20 tane sebebim vardır. Ama gelmemeye niyet ettimse hemen akıl onun sebeplerini imal eder. Gidemeyiz. Ya, gitmeye niyetim yok. Yasa kardeş. Tabii canım 100 kilometre var ya zaten şu telefonla görüşüyorsun şeydir. Bizim mesleğimizde zaten suri görüşmenin emniyeti yok. Bak onu söyleseydi. Yani şu arkadaşlar akıl bir alettir. Niyetinize göre mal imal eder. Müstakil bırakırsanız başınıza bela olur. Bir daha akıl bir alettir. Sözler 27 sayfada. Eğer onu kendi başına bırakırsanız niyetinize göre. Mesela şöyle diyorum. Ben soruyu gönderiyorum akla. Bunun cevabını bul diyorum. Bazen bir ay, bazen bir hafta, bazen tuvalette, banyoda getiriyor. Birkaç gün sonra da getirebiliyorum. Akıla niyetle yön veriyorsun. Mesela bu nasıldı? Akıl akşama çalışır senin haberin olmadan. Hatırına sonra gelir. Aklınıza hakim olmak istiyorsanız niyetinize ve nazarınıza hakim olun. Niyetinize ve nazarınıza hakim olun. Niyet ve nazar mahiyete şey tahir eder, değiştirir. Sonra bu iki taife insanların mesela şöyle iki şahıs misaline benzer. Ondan sonra keseceğim. Onlardan birisi su akıyor, tamam mı? 5-6 yerden su akıyor. Bir tanesi hiç bakmıyor suya. Su tatlı mı? Madenli mi? Acı mı bakmıyor, tamam mı arkadaşlar? Su doğru suyun menbaına gidiyor. Malatya'daki o menbası var. Çok ilginç. Kayalıklardan fışkırıyor. Kendi sizde mi verdim? Rize taraf öyle de. Malatya'da iki tane var böyle. Yukarıya doğru gider. Diğeri ise aşağıya doğru gidiyor. Ya bir bakayım aşağıda yani suyun tatlılığı önemli olan aşağıdır diye gider. Çeşmenin başına gider. Suyun menbaını bulur. Tat alır. Temiz su olduğunu anlar menba. Daha aşağıya bakar mı? Bakmaz. Su temiz. Suyun temizliğini en dipten mi anlaşılır? En üstten. En üstten. Çünkü su yine ne kadar çok elementleri, çok toprakları, alüvyum maddeleri, efendim ağaçları, otları, orada çürümüş olanları, böcekleri de alıp sürükler. Tadını, kokusunu değiştirir. Suyun dibinde, aşağılarda suyun kokusu, tadı farklı olur. Su hakkında karar veririz. Acı su. Oysa menbadaki su tatlıdır. Olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşab edip dağılan bütün arkların temiz ve tatlı olduklarına hükmeder. Hangi arka tesadüf ederse tatlı ve temiz olduğuna tereddüt etmez. Merkeze baktığı ya arkadaşlar. Merkeze baktığı için diğer kollarda bakmaya gerek var mı? Bu zaten buradan ayrılmış. 20 tane kol ayrılmış İsmail. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmez. Vehim olmasının sebebi Allah canibinden olan olaylara kaynağı ve sahibi noktasında bakamamaktandır. Allah canibinden kudretin azameti altından bakamamaktan kaynaklanıyor. Bak su hakkında olabilir ya şu kol da acı mı şu şey mi? Hepsine acayip 5-6 tane kol var. Sebebi nereden kaynaklanıyormuş? Merkezi bilmediğin için. İşte olaylardan kanser şey yapar mı? Ne zaman öleceğim ya? Kabirde ne şey? Bunlar ölüm korkuları, ölüm çeşitlilikleri, kanser, yok bilmem hastalıkların sebebi, korkusu Allah'ça düşünmemek. Yani Allah canibinden inayeti altında. Allah'ın inayeti ilahiyesi, rububiyet ilahiyesi noktasında bakmamak. Allah mutlak itibariyle kullarının tarafındadır. Bu sebep, bu itibarla diyor kendisine vehimle tasallut etmez. Aşağıya giden suyun tatlı olup olmadığını dipten öğrenmeye çalışan öteki şahıs ise arklara bakar. Suyun menbaını görmediğinden her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için delilleri, emareleri aramaya mecburdur. Yani Allah'ı bulunca teslim oldu mu babaannedeki babaanne ninelerimiz köylüler? Tamam uşağım der ya.
Allah böyle diyor. Demişler ki, ne o evladım demiş, bu kadar karabalık nereye gidiyorsunuz demiş. Bir alim gelmiş demiş, İmam-ı Gazali. İhlas suresiyle 40 delille Allah'ı ispat ediyormuş. İhlas suresinden ne anlatacakmış demiş. İhlas suresinde kullanarak 40 çeşit Allah'ı ispat edecekmiş. Gidin ona demiş demiş. Deyin. 40 çeşit şüphesi var demektir diyor Allah. Mesela böyle birisine rastlamıştım kırık şeyde tepecikte. Unutmuyorum lazım. Ahmet amca duruyor. Allah selamet versin. Bir tane de bir X Nizamettin inkarcı geldi. Onunla boğuşuyoruz böyle de. Ya hocam bir şey sorabilir miyim dedi yani böyle. Yani Allah'ın var olduğunu kim söylüyordu ya yani dedi. Adam acayip adam yaştı. Hemen Salim dur. Dur hocam. Dur. Hocam dur. Dur ben aynı böyle ha. Biraz. Dur. Zaten üstete durma yani. Adam zaten durmuyor. Dur. Kulüb Allah et. Allah'a semet. Lem yenidü ve lem yenet. Ve lem yekülekü ve lem. Sen duymadın mı diyor. Hocam ne diyor dedi. Ahmet amca ben anlatayım. Sen tamam anlat dedi. Tamam anlat dedi ama beyin bir yüzümü yıkay. Şimdi Allah'ı inkar edene Kur'an delil getiriyor. Ne oldu? Olmadı bu taraftan baktın. Her işte vehim böyle oluyor. O zaman her vehmi ispat etmeye teselli aramak için Ahmet Mehmet doktor doktor dolaşırsın. Kanaat yok. Bir doktora kanaat etsen psikolojin çözülecek. Psikoloji haplar ortalama aynıdır. Etna bir vehim o kafasızı yoldan çıkarır. Yahut o iki taifenin misali, başka örnek veriyorum. Ellerinde bir ayna bulunan iki şahsı misaline benzer ki birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar. Ne görür? İçinde kendisini gördüğü gibi böyle arkayı da görür. Öteki adam ise siyah yüzüne, renkli yüzüne bakar. Bir şey görmez. Aynaya bakıyorum diyor. Bakmıyorsun. Hulasa. O zaman Allah'ın işleri. Hastayım. Hastayım. Kanserim. Veremim. İşim ileri gidiyor. Gitmiyor. Allah'ın sununa. Allah'ın işlerine. Yaptığı işler var ya kafamıza yatıyor yatmıyor. Fiillerine, sözlerine, Kur'an'da niye böyle demiş, temsilatına, verdiği misallere, uslubuna nasıl bakacağız? Bir, Allah canibinden Allah'ın inayeti, yani kulları üzerine zalim değildir. Bu ayet mealidir. Allah kulları üzerine zalim değildir. Allah'ın inayeti var burada. İki, Allah'ın rububiyetini mülahaza etmekle. Yani Allah her şeye hakim. Yani bir şey bizle konuşurken, hükmederken ruhumuzun inkişafına ahiret yani şu. Bir, yaptığı işleri Allah seyrediyor. Meleği âlâdan melekler seyrediyor. Üç, ahirete sermediği manzaralar teşkil ediyor. Dört, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Beş, insanın istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettiriyor. Bunlardan hangisini biz biliyoruz ki? O zaman inayet bir, Allah'ın rububiyetini mülahaza etmekle Allah canibinden bakmak lazımdır. Üç, bu bakışta ancak nuru iman ile olur. O itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinden eşeği kendisine, nefsine bakan yönüyle mümkünat cihetinden cüz-i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa kusur aramak müşteri nazarıdır. Zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cud-i dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünden görmesine setreder. وَمَلَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى اَخِرُ Bu kafirler var ya, bu cümlenin evvelki cümle ile ciheti irtibatı şu. Evet, temsilat-ı Kur'an'daki hikmeti fehmetmek için. Yani Kur'an'da misaller veriyor ya. Onu anlamak için veliler meselül âlâ, en iyi misali Allah verir diyor. 16. surenin 16. ayetinde. Nasıl bakacağız? Allah canibinden
nuru imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümleyle işaret edilmiştir. Bu cümle ise mezkur temsilattaki hikmetin adem-i fehmini intihac eden, yani ne anlamıyoruz? Bu dört tane sebepten, mümkünat cihetiyle, cüz-i nazarıyla, müşteri nazarıyla, ondan sonra nefsimizin basit ölçüleriyle bakarsak şu dört tane bizi vehimler, şüpheler onun için sarıyor. Buna mukabil neyle bakacağız? Allah'ın inayeti, Allah'ın rububiyeti noktasından bakarsak bu gözükmüyor. Alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle temsilat-ı Kur'an'a bakan olursa tabi o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla, bir de kalbinde maraz varsa, niye maraz var? İkinci lemada diyor ki, günah işteye işteye, nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır diyor. Şimdi ne yapıyor? Adam tilaki olmuş günahlar. Bir de günahların akıbetinde cehennem var. Diyor ki olan keşke Allah melekler olmasaydı bunları yazmasaydı. İnkara böyle gidiliyor. Günah tilakilikten, terk edememekten, cehennemden de korktuğundan, bir de cenneti de istiyor. Firavun gibi yaşıyor. Ebu Bekir gibi de cennete gitmek isteyince o işler karışıyor. Kalbindeki maraz bu. Yardımıyla az kaldı. Her vehim onun nazarında bir dev kesilir. Ya bir tanesi desin ya kim gördü Allah ya? Tabii canım ya. Allah kim gördü? Hemen sarıl. Niye peki ispata sarılmıyor? Çünkü meyli var. Unutmayın. Çöplüğe mıknatıs atarsanız kağıdı naylonu çekmez. Demiri çeker. Bu Almanya'da da herkes kendisine uygun mekanı kişileri çeker. Niye oraya düştün? Meylin oydu. Meylin oydu kardeşim. Söyleyin diyor Peygamberimiz Aleyhisselam arkadaşını. Söyleyeyim senin kim olduğunu. Anladın mı? Bak. Orada şey yaparken nur-i imanla dedi. Bu nur-i imanı genelde biz böyle düz okuyup geçiyoruz böyle de. Bu nur-i iman ne? Yani imanla değil. Nurla da değil. Yani nur imanla. Bu başka bir şey o zaman. Evet. İman deyince bastar gibi o zahiri öyle kabullenmek var ya itikatların altında. Bizim köylü işte babaannelerimiz, ninelerimiz iman. İman bu. İmanla bakıyor. Oğlum dedi bunlarla ne uğraşıyor dedi. Allah'ın ispatı. Oğlum dedi Allah ispat edilirme ne gerek var dedi ya. Allah var işte dedi ya. Ben bu iman. Nur iman akıl ve kalp bütünlüğünden ortaya çıkan şuur iman. Sırrı iman ya. Da nur iman var. Sırrı iman var. Yani akıl kalp bütünlüğüyle hakaik imaniyeyi hazmedip bakabilme seviyesinden ortaya çıkan enerjidir. Yani yöndür. Güçtür. İlmen yakin, hakkal yakin bilebilmek. Bilmek. Yani ilmen bu, yakin bu. Kalben de hakkal yakin. Yani ikisinin cemi. İman kalptedir. Sırf kalple bakıyor. Kafası, köydeki babanın kafası fındık gibi. Kafası kabak gibi gelişmiş. Yani duyguları, dini duyguları var. Kimisi kafası kabak gibi. İlmi kelam şey gibi. Kalbi bırakmışsa fındık gibi, bu da olmadı. İlmel yakin ve hakkal yakin var ya, yani kısacası niyet nazar, mana ismi, ana harfin cemiyle akıl kalp bütünlüğü cadde-i kübra'dan giderken ortaya çıkan. Nur imanla peki bakabilir mi? İyi sordun. Bir insan her mümin nur imanla bakmaz ama nur imanla bakanla bakabilir. Risale-i Nur nur imanla baktırdığı için onun gözüyle bakarsak nuru imanla bakmış oluruz. Yani şu, bir nur talebesi Risale-i Nur ne diyor diye okumaz, okumamalıdır. Risale-i Nur gözüyle Resulullah'a bakar. Risale-i Nur böyle gözlüğüyle Allah'a bakar. Risale-i Nur gözüyle kainata bakar. Risale-i Nur gözüyle kendisine bakar, ahirete bakar. Risale-i Nur netice değildir. Bakma yöntemi, bakıştır, gözlüktür. Yani Allah'ın ayetlerini okumam. Evet.
Yani Risale-i Nur'u Risale-i Nur için değil, Risale-i Nur Allah için, Kur'an için, peygamber için, ahiret için, iman esasları. Çünkü bu bakışlar, bunun gösterdiğini görmek. Yani bu bir şeyi gösteriyor, ona bakmak. Okuyorsun, ha. Vay be. Bak ne oldu? Risale-i Nur buraya, bunu pencere yapıp Allah'a baktırıyor. Buraya bu okutturuyor. Buraya okutturuyor. Okuttuğunla Allah'ı tanıyorsun. Allah Mulevilmiş, Musavirmiş, Kadirmiş, Rahmanmış, Rahimmiş. Yani Risale-i Nur'u Risale-i Nur için okumayız. Yanlış yapıyorlar. Tenkit edenler, Nur talebelerini tenkit edenler yanlıştadırlar. Biz Risale-i Nur'u Kur'an'la bakmak için okuyoruz. Kur'an ne diyor diye bakmak için okuyoruz. Risale-i Nur'u Allah'a, Risale-i Nur'u Allah'a bakıyoruz. Peygamber'e bakıyoruz. Ahirete bakıyoruz. Cemiyete bakıyoruz. Bu gözle bakıyoruz. Bu gözlükle bakıyoruz. Yoksa burada hapsolmuyoruz. Çünkü bazıları diyor ya abi, mesela cennet de burada ama göremiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ama birçok Müslüman değil onun tarafında olmak, belki düşman olacak yani. Bunlar hep nur-i imanla fark evet. edilen şeyler. Evet. İşte biz avam, yani insan, hepimiz avamız. İmanla bakarız. Nur-i imanla bakmak, ancak bakanla bakabilirsin. Nur-i imanla. Nasıl yaparız? Biz bakamıyoruz ama Risale'nin bakıyor nur-i imanla. Allah'ın nuruyla bakıyor. O zaman o bakışını, ya versene şu gözlüğünü diyorsun. Aa, vay be. Daha önce böyle. Versene şu gözlüğünü. Aa. Varmış. Gör o zaman. Aynı yere bakıyorsun. Aynı yere bakıyorsun. Tamam. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâ selavâhu.